Merkür, yani işin içinde Neptün varsa kafamız hep karışık oluyor. Ayrıntıları atlıyoruz, detaylara özen göstermiyoruz ve zaman zaman da hayal kırıklıkları yaşıyoruz. O yüzden geçtiğimiz hafta benim de çevremdeki birçok insan, hakikaten yapmaya kalkışanlar zaten yapamadılar. En azından bunu zorlayanlar da ters sonuçlarla karşılaştı. O yüzden hani mümkünse gökyüzü bize önceden bazı şeyleri haber verebiliyor. Elimizde ise yapalım, elimizde değilse ne olur, bunu da söylüyorum ben. Çok da fazla kafamıza takmamak lazım. Çünkü hani yani illa biraz akışına bırakmak bırakmakta da fayda var. Çünkü illa bir şeyi zorladığın zaman da belli bir düzenin oluşmasını engel oluyorsun gibi bir hisse kapılıyor insan. Ben buna çok dikkat ediyorum. Özellikle yorumlarımı yaparken de çok dikkat ediyorum. Önceden uyaracaksın. Yapılıyorsa çok güzel. Ama yapılamıyorsa bazen insanın elinde olmuyor. Genel bir kader var. Bazı şeyleri değiştiremiyoruz maalesef. O zaman da akışına bırakmak en doğrusu olacak. En bu hafta seçimleri yapacağımızı söylemiştik ama... Evet ama artık bir hafta kaldığı için tabii o ayrıntıyı da aktaralım. Artık seçim yasaklarının başlaması sebebiyle buradan seçim sonuçlarına ilişkin bir anket ya da görüş bildiremiyoruz. Tabii genel olarak belki etkilememek de lazım. Evet, ben aslında iradeyi etkilememek gerektiğini düşünüyorum. Çok güzel, gökyüzü bize çok güzel etkiler olacağını söyleyebilir. Bir parti için, X bir parti için veyahut da Y bir parti için. Ama yine de o parti bunu değerlendirmediyse veyahut da halkın seçiminde o partiye oy vermek yoksa sonuçları çok farklı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden... Ben yine de yayından sonra soracağım sana. Merak ettim. Valla bu hafta fikirsel ve duygusal olarak sabit etkilerle başlayacağız. Gösterişli etkilerle başlayacağız. Ay Aslan'da başlıyoruz haftaya. Bu hafta genel olarak insanlığın öne geçmesi, yardım işleri, hayır işlerinin öne çıkması, demokratik düşünceler, uygulamalar, biraz barış, huzur ve uzun zamandır beklediğimiz iyi niyet artışı görülecek. Çünkü Neptün-Jüpiter sekstili var gökyüzünde ve tüm hafta boyunca bu güzel iki gezegenin etkileşimi etkili olacak. Salı günü önemli bir gün çünkü diğer burçların yorumlarında da bu salı gününü verdim. Merkür-Satürn üçgeni var. Artık işlerimiz ve görüşmelerimiz varsa, konuşmalarımız varsa somut karşılığını alacağımız bir dönem içerisinde olduğumuzu belirtmekte fayda var. Ama aynı zamanda Merkür-Satürn üçgeni Türkiye haritasında ne demek? Belediye işçileri, belediye çalışanları, hizmet eden kesim, işverenler ve işçiler için iyi bir ve olumlu bir transit olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası ilişkiler için de olumlu bir gün olacak. Salı günü özellikle iş yapanlar için faydalı bir gün. Bu haftanın en zorlayıcı günlerinden bir tanesi Perşembe günü. Hem Venüs İkizler Burcu'na geçecek ve 3 hafta boyunca iletişimimiz hızlandıracak. Hem de aynı zamanda Venüs Neptün karesi var. Evlilik ve sosyal hayat için şanssız bir etki Venüs Neptün karesi. Aynı zamanda ayrılıklar, boşanmalar, sosyal hayatta skandallar, din ilişkilerinin bozulması gibi etkiler de gündeme gelebilir. Ama Türkiye açısından bakacak olursak Cuma gününden sonra 3 hafta boyunca iletişim, bilgisayar, bilişim, teknoloji, ulaşım konularında artış, satış pazarlamadan sağlanacak kazançlı etkiler hayatımızda önem kazanmaya başlayacak. 3 hafta boyunca bu alanlarda şanslı etkilere sahibiz ülkemiz olarak. O zaman burçlara geçelim teker teker. Tamam. Burç sahipleri de merakla bekliyor bu hafta nasıl geçecek diye. Koç'la başlayalım. Başlayalım o zaman Koç burçlarıyla. Haftaya eğlenceli konu ve olaylarla giriş yapmanız mümkün sevgili koçlar. Parasal konularda bu hafta fazlasıyla yardımsever olacak. Çevrenizdeki birçok insana yardım etmek isteyeceksiniz. Sıvılar, yağlar, petrol alanında işleriniz varsa şanslı bir hafta içerisinde olduğunuzu bilin. Salı günü yakın çevrenizle olan ortak işlerinizde kafanız çözüme yönelik çalışacak. Ciddi istikrarlı adımlar atabilir, önemli görüşmelerde bulunabilirsiniz. Eğer başlayacağınız yeni bir proje varsa uzun soluklu ve sağlam bir altyapısı olan bir iş olacak. Yaşlı insanlardan alacağınız destek ve yönlenmeyle işlerinizi halledebilirsiniz. Perşembe günü Venüs İkizler Burcu'na geçiyor söylemiştik. 3 hafta boyunca yakın çevre ilişkilerinizi arttırmak ve onların sorumluluklarını üstlenmek ön plana çıkacak. Yine satış, pazarlama, reklam, bilişim, teknoloji alanında işiniz varsa kendinizi ortaya koyabileceksiniz. Ama Perşembe günü Venüs Neptün karesi var demiştik. Yakın çevrenizden veya sevdiğiniz insandan sizi suistimal ettiğine dair bir davranış görebilir ve bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu Perşembe gününe has bir şeydir. O yüzden dikkat edin. Boğa burcuna geçiyoruz. Haftaya adapte olmakta zorlanabilir. Hızlı geçen hafta sonunun ardından bu hafta başı işlerinizi evinizden halletmek isteyebilirsiniz sevgili boğalar. Bu hafta arkadaşlarınıza ve sosyal çevrenize karşı anlayışlı, fedakar ve yardımsever etkileriniz yüksek olacak. Salı günü iş alanlarınızda parasal konular üzerine yoğunlaşın. İşlerinizin karşılığını alacaksınız ve parasal yönden bazı hesaplarda bulunacaksınız. Önemli anlaşmalar yine salı günü gündeme gelebilir. Perşembe günü arkadaş çevrenizde ve sosyal alanlarınızda para konularında
sömürüldüğünüzü hissedebilir ve yaşayacaklarınızın karşısına hayal kırıklıkları duyabilirsiniz. İnsanlara gereğinden fazla değer verdiğinizi fark edeceğiniz bir gün olacak Perşembe günü. Yine devletle ilgili bir işiniz varsa bugüne bırakmamaya, Perşembe gününe bırakmamaya özen gösterin. Yine Perşembe günü itibariyle 3 hafta boyunca maddi konularda kazanımlarınız artacak. Parasal konularda artık rahat nefes almaya başlıyor olacaksınız. İkizler Burcu'na geçiyoruz. Haftaya iletişimi yüksek, yakın çevre konularınız devrede olarak başlıyorsunuz sevgili ikizler. Yapacağınız işlerde çevrenizdeki insanlardan ve özel hayatınızdan destek görmeniz mümkün. Sorumluluklarınızı bilerek hareket etmek hem özel hayatınızda hem de iş alanlarınızda ve borsa alanınızda size avantaj sağlayacak. Salı günü önemli projeleriniz, hayatınızı destekleyen fikirleriniz için somut anlamda harekete geçebilirsiniz. Bu hafta kariyer alanlarınızda beklenmedik iyiliklerle karşılaşacaksınız ve beraber iş yaptıklarınız patronlarınıza karşı da fedakar tutumlar ortaya koyacaksınız. Perşembe günü patronlarınız veya iş konularında bazı şeyler moralinizi bozmaya yatkın olacak. Bu alandaki ilişkilerinize zorlanmalar yaşayabilirsiniz. O yüzden önemli anlaşmalarınızı Perşembe ve Cuma günü yapmamaya çalışın. Yine Perşembe günü 3 hafta boyunca hayatınızı ve görüntünüzü güzelleştirmek için uğraşacaksınız. Yengeçlere geçiyoruz. Haftaya parasal konular ve bu alandaki işlerinizle başlıyorsunuz sevgili yengeçler. Bu pazartesi ev ve aile hayatınız konusunda sahip olduklarınız sizin için gerçekten önemli olacak. Yapmanız gereken işleriniz ve halletmeniz gereken parasal konuları rahatlıkla halledeceksiniz. Salı günü kafanızda oluşturduğunuz bazı planları aile ortamınıza aktarmak için harika bir gün olacak. Kafanızdaki plan ve projeleri geliştirmek üzere ailenizin de sözünü dinlediğiniz bir insandan, ailenizde sözünü dinlediğiniz bir insandan destek ve yardım alabilirsiniz. Bu hafta grupsal çalışmalarda ve işin içinde arkadaşlarınızın olduğu konularda fedakarlıklarınız yüksek bir hafta olacak ve insanlara yardım etmekten mutluluk duyacaksınız. 3 hafta boyunca birazcık fedakarlık alanınız etkileşiyor olacak. O yüzden de sosyalliğiniz biraz azalabilir. O yüzden de yalnızlığı ve kafanızı dinlemeyi seviyor olacaksınız. Bu Perşembe günü arkadaşlarınız, aileniz ve seyahat, medya veya eğitime dayalı işlerinizde bazı sorunlar, ilişki bozulmaları veya da hayal kırıklıkları görülebilir. Aman dikkat. Aslan burçlarına geçiyoruz. Haftaya şartlar lehinizde kendi isteklerinize odaklanarak başlıyorsunuz sevgili aslanlar. Yakın çevrenizle bugün beraber hareket edecek duygusal konularda mantıklı yanlarınıza, sorunlarınıza kolay çözümler bulacaksınız. Bu hafta genel olarak iş alanlarınızda insanlara yardım etmek, ortaklaşa para konularında bazı fedakarlıklarda bulunmak etkili olacak. Salı günü sosyal çevre ortamlarınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde sistemli, mantıklı ve disiplinli davranmayı tercih edeceksiniz. Perşembe günü kariyer ilişkilerinizde gerek manevi gerekse maddi yönden yardım ve destek gördüğünüz insanlarla olan ilişkilerinizde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Özellikle iş ve kariyer ilişkilerinizde zorlanmalar ve hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Ama Venüs 3 hafta boyunca Perşembe günü itibariyle arkadaş çevrenizi ve ortamlarınızı geliştirmeye, güzelleştirmeye devam ediyor olacak. Başak Burcu'na geçiyoruz. Haftaya biraz geri planda durmayı tercih ederek güne adapte olmakta zorlanarak başlayacaksınız. Bugün canınız çok fazla bir şeyle uğraşmak istemeyecek sevgili Başaklar. Perşembe günü itibariyle 3 hafta boyunca kariyeriniz ve iş hayatınız olumlu etkiler altında olacak. Yine bu dönem terfi, zam gibi istekleriniz varsa Perşembe günden sonra kolaylıkla dile getirebilirsiniz. Yine Perşembe günü iş alanındaki ilişkilerinize dikkat edin. Ve terazilere geçiyoruz. Teraziler bu haftaya aktif bir şekilde başlıyorlar. Gruplardan ve diğer insanlardan alacakları destekler çok yüksek. Özellikle pazartesi ve salı günleri Perşembe günü itibariyle 3 hafta boyunca yabancı ortaklı işler, seyahat, hukuk, eğitim, medya, ticaret alanları aktif olacak. Ama bu alanlarda da bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirler Perşembe günü. Hızlandırıyoruz biraz. Akrep Burcu'na geçiyoruz. Akrepler iş konusuna odaklı bir şekilde haftaya başlayacaklar. Derin araştırma ve inceleme isteyen konularda pazartesi ve salı günü rahatlıkla harekete geçebilirler. 3 hafta boyunca Perşembe günü itibariyle de banka, kredi, faiz, nafaka, prim, sigorta konularından fayda ve güzellik görecekler sevgili akrepler. Ama parasal konularda Perşembe günü çok dikkatli adımlar atmalılar. O yüzden de önemli parasal görüşmelerinizi Perşembe'ye denk getirmeyin. Yay burçlarına geçiyoruz. Daha az tanıdıkları insanlarla bir araya gelerek bu haftaya başlayacak sevgili yaylar. Tecrübeli insanlardan ve arkadaşlarından tavsiye alabilirler. Salı günü önemli konuşmalar gündeme gelecek hayatlarında. Uzun soluklu ve disiplin isteyen işlerde bulunacaklar. Yaylar güzel ve şanslı bir hafta içerisindeler. Özellikle Perşembe günü ev ve aile hayatından bir insan onları hayal kırıklığına uğratabilir. Buna dikkat etsinler. Oğlak Burcu'na geçiyoruz. Haftaya ortaklaşa para konuları veya sevdikleri insanın parasal konularıyla başlıyor sevgili oğlaklar. Perşembe günü itibariyle 3 hafta boyunca aşk, evlilik ve ilişkiler evinde dolaşmaya başlayan Venüs onları olumlu bir şekilde etkileyecek. Birazcık sorunlara karşı esnek davranmayı
özen göstersinler. Son iki burçtayız. Kova burçlarındayız. Seyahatleri, eğitime, medyaya dayalı iş alanlarında duygularını organize etmesini başaracaklar ve mantıklı bir şekilde hareket edecekler sevgili kovalar. Ve özellikle 3 hafta boyunca Perşembe günü Venüs İkizler Burcu'na geçiyor dedik ya. Borsa ve spekülasyonlu işlerden para kazanmaları mümkün. Çok güzel bir 3 hafta var önlerinde ama yine Perşembe günü borsaya dikkat etsinler. Balık burçlarına geçiyoruz. Balıklar haftayı iş ve hizmet alanlarındaki konularla ve sağlık düzenlemeleriyle başlayacaklar. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı bu hafta fedakarlıklarda bulunacaksınız sevgili balıklar. Aile ve ev ilişkileriniz önümüzdeki dönem hayatınızda etkili olacak. Yine Perşembe günü özellikle eviniz ve ailenizden bir insanın bazı konularda sizi zorladığına şahit olabilirsiniz.